Biz önümüz kapalı olan önümüz ne? Onu konuşmak için buradayız. Halk kürsümüzü onun için kurduk. Evet Siverek, yok mu? Bu kürsüde bir konuşmacı arıyoruz. Yok mu konuşmacı? Hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle hepinize. Bu konuda emeği geçen Siverek'in il yapma ve kalkınmasına yönelik çalışmalarda bulunan bütün arkadaşlara burada teşekkür ediyorum. Uyarlı olduğunuz için sizin hepinizin bu konuya yönelik, bu konu üzerinde yoğunlaşmanıza yönelik duyarlılığınız için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Ve Sayın Başkanımız mimarlığında yapılan projenin ne kadar bizim için önem arz ettiği, ne kadar Siverek halkı için ve Siverek'in onursal kültürel yapısı için, toplumsal birliği için ne kadar önem arz ettiğini hepinizin yine Muzaffer Hocam önderliğinde onun huzurunda teşekkür ediyorum hepinize, kendisine. Değerli Siverek halkı ve Üçgen Park sakinleri, bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Bakın dikkat ederseniz hepimiz burada erkeğiz. Hepimiz burada bir topluluk şeklinde toplanmışız ve hepimiz burada erkeğiz. Hiçbirimiz şunu düşünmüyoruz ki nerede bu kadınlarımız? Gerçekten kadınlarımız nerede? Şu an kadınlarımızın Siverek toplumunda sanki hiç yokmuş gibi sokaklarımızda, caddelerimizde, tüm alanda, toplumsal toplumumuzun tüm alanlarında hiçbir şekilde kadını gözlemleyemiyoruz. Değerli Siverekliler, bakın bizler gerçekten kadınımıza yönelik, kadına yönelik yaptığımız, onları duvarlar arkasına sığdırma hareketimiz, onları tamamen yok saymaya yönelik öngörümüz, bizim Siverek'in sosyal hareketliliğini, dinamiğini ve daha gelişmişlik, çağdaş, daha medeni, daha uygar seviyeye yönelik bizi daha çok yere götürmektedir değerli Siverekliler. Bakın kadınlarımızı biz değer vermiyoruz. Kadınlarımızı içerilere tıkıp hemen akşamdan, iftarımızdan sonra gelip buralarda oturuyoruz. Bu muhakkak olması gereken bir şey. Hepimizin yapması gereken bir şey. Ama hani kadınlarımız nerede? Hiçbir sivil kuruluşumuzda kadınımız yok. Tüm eğitim sendikalarımıza baktığımız zaman öncü birlikler sanki erkekler. Diğer şeyden bakıyorsun, esnafımızın %99.9'u erkek. Lokantacılarımız, dükkancılarımız hepsi erkek. Ve yine bakıyoruz STK'larımızın, tüm kuruluşlarımızın başkanları, müdürleri erkek. Nerede bu kadınlarımız Siverek halkı? Şimdi biz eğer bu kadınlarımızı yok sayarsak, bu kadınlarımızı görmezsek, bu kadınlarımızı duvarların arkasına saklarsak, nasıl biz bir şeyi isteyebiliriz ki çağdaş dünyadan? Nasıl biz gerçekten uygar toplum haline gelmek için bir şey isteyebiliriz ki? Bunu isteme hakkımız var mı? Bizler kızlarımızı, kadınlarımızı çeşitli sebeplerden dolayı, kültürel monotonluktan dolayı, töre ve geleneksel, klasik, tamamen bireyci, tamamen saf görüşlerle içeri tıkarsak, biz il için veya biz kalkınma için veya biz çağdaş dünya için çalışabilecek noktada hakkı sahip olur muyuz? Biz onlara da hak vereceğiz. Siverek halkı, 30 bin kişiyi arıyoruz burada. Ve şu an gördüğüm 30 bin kişide aradığımız şey tamamen herhalde erkek olsa gerek. Bunun için kendimize soru sormamız gerekmiyor mu? Evet, biz 25 Eylül'de 30 bin erkek istemiyoruz. 25 Eylül'de 30 binin yanında, 30 binin içerisinde en az bizden daha fazla kadın istiyoruz, kız istiyoruz. Eğer biz bunu istemezsek ciddi anlamda sorun yaşamış oluruz. Ne kadar medeniyetler seviyesine gelirsek de emin olun hiçbir şekilde kendi hemcinslerimizi, kendi
karşı diye düşündüğümüz, ötekileştirdiğimiz kadınlarımızı kendimize katmazsak emin olun sorun yaşarız. İstediğimiz kadarıyla olalım, zengin olalım, hepimizin altında çok lüks arabalar olsun. Hepimizin altında olsun, çok güzel kıyafetler giyelim. Ama şu saatte olmasa dahi gündüzün vaktinde kadınlarımızı içeriye tıkarsak hiçbir şekilde hiçbir yere varmayız. Bakın, eğitimcilerimize bakıyorum, üniversite mezunu bayanları, kadınlarımıza bakıyorum, hepsi içeride. Dışarıya çıkamıyorlar. Ben çıkamam, ben gelemem dışarıya. Bu cevaplarla karşılaşıyoruz. Değerli Siverek halkı, Siverek erkekleri, kadınlarımıza yönelik çalışmalarda bulunalım. Onlara toplumsal alanda yer verelim. Tüm sendikalarda, tüm örgütlerde onlara yer verelim ve onları daha çok odak noktası yapalım. Bakın, hiçbir toplum, hiçbir hareket kadınsız kendi özgürlüğünü yakalayamaz. Hiçbir birey kendi eşiyle sağlıklı bir iletişim kurmadıkça, anlamlı bir bütünlük kurmadıkça, kendi diyalektiği şeklinde düşündükçe başarılı bir birey olamaz. Bu noktada tekrar Siverek halkının kadına yönelik duygu, iletişim ve sevgiye yönelik, ona daha çok alanda yer vermesine yönelik çalışmalarda bulunmak üzere hepinizi bu konuya davet ediyorum. Bu konu üzerinde yoğunlaşmaya davet ediyorum. Ve Sayın abimizi tekrar kürsüye davet ediyorum. Siverek dedik. O zaman Siverek'i ele alalım. Uyan Siverek. Kendi memleketini bir araştır. 1980 öncesi Siverek'i bir araştır. O zamanki Siverek neredeydi? Şu anki Siverek nerede? 1946'da Siverek Halk Evi'nde tiyatro oyunu sahneleniyor. Ve bunun fotoğraflı kanıtı var sivillerde. 1970'te şu anda Siverek'in ünlü yazarı Mustafa Sancar başkanlığında Turgut Özatman'ın Duvarların Ötesi adlı oyunu sahneleniyor. Ve o oyun öyle bir oyun ki o yıllarda sahnelenmesi imkansız bir şey. Ve yine 72. Koğuş sahneleniyor. Nerede kültür, nerede sanat? Durup düşünelim. 1980'den önce bunlar yapılıyorsa, 80'den sonra Siverek'te ne gitti de bunlar yok olmaya başladı? 1980'den sonra ne oldu da insanlarımız Siverek'imizi bir kalıp içerisine soktular? Biz 6 Şubat 2010'da bir oyun sahneledik. Zincirlerimiz çözülsün. Haydi Siverek. 25 Eylül 2012'de zincirlerimizi çözelim. Dünyaya meydan okuyalım. Dedik ki 25 Eylül 2012. Buna bütün yüreğimle inanıyorum ki 25 Eylül 2012'de öyle güzellikler yaşanacak ki hiç kimse unutamayacak ve anılarında her zaman bir güzellik yaşatacak. Çünkü 25 Eylül 2012'de Mehmet amca televizyonunu aç, Siverek haberlerde, Siverek dünya medyasında, Siverek dünya kamuoyunda, Siverek ülke kamuoyunda. Ama bu sefer kan davası değil, bu sefer toprak davası değil, bu sefer ölümler değil, bu sefer hep bir ağızda biz kitap okuyoruz, hep bir ağızda biz şiir okuyoruz ve hep bir ağızda biz diyoruz ki dünyaya, biz Siverekler hiçbir şekilde cani insanlar değiliz. Bizi böyle tanımayın. Biz aydın olmak için büyük çabalar harcayan bir Siverek'iz. Çünkü bizim geçmişimiz kültür ve sanatla dolu. 80 öncesi, fazla uzağa gitmiyoruz. Evet Siverek, dedik ki halk kürsümüzü kurduk. Halk kürsüsünde herkes çıkıp bir sorunu dile getirebilir. Çözüm öğreterek. Çünkü biz sorunlarımızı konuşmadıkça hiç kimse bizim sorunlarımızla ilgili konuşmayacak. Biz sorunlarımızı dile getirmedikçe hiç kimse sorunlarımızla ilgili çözüm önerileri sunmayacak. Evet, biz halk kürsüsüne bir konuşmacı arıyoruz. Yok mu konuşmacı? Evet. Değerli misafirler, ismim Serdar Al, öğretmenim. Aynı zamanda Eğitim Sen Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Siviller Proje Meclisi'nde bir üyesi olarak hepinizi saygıyla selamlarken bir önceki konuşmacı arkadaşın konuşmasını desteklemek amacıyla başından geçen küçük bir olayı nakletmek istiyorum sizinle izninizle.
Ben Cumhuriyet İlköğretim Okulu mezunuyum. Ben 5. sınıfa kadar Türkçeyi zor öğrendim. Yani dayak yiye yiye öğretmenlerimiz bizi döve döve Türkçeyi zorla öğrettiler bir şekilde. Ben 5. sınıfa gelirken hepiniz de biliyorsunuz okullarda küme çalışması yapılırdı eskiden. İşte her kümenin bir adı olurdu, her kümenin bir başkanı olurdu, her kümenin bir saymanı, bir sözcüsü olurdu. Ha ben de çok iyi Türkçe konuştuğum için ben de kümenin sözcüsü yapmıştılar. Halbuki ben kendimi bile ifade etmekte çok zorlanıyordum o dönemlerde. Şimdi konumuz bir deney yapacaktı. Konumuz tat alma duygusuyla ilgili bir deneydi. Hocamın ismini ben burada vermek istemiyorum. Hocam bize şunu söyledi. Siz deney için gerekli hazırlıkları yaptınız mı? Çünkü deneyde tat alma duygusunu öğrencilere gösterebilmek için tatlı yani şeker gibi şeylerin, materyallerin olması gerekiyordu. Bana dedi sen kesme şeker getirdin mi? Yok dedim. Dedi git evden kesme şeker getir. Tabii ben kesme şekerin ne olduğunu bilmiyorum. Çay şekeri dese belki anlayacağım ama kesme şekerin ne olduğunu bilmediğim için eve gittim anneme söyledim. İşte öğretmen bana demiş ki oğlum kesme şeker getir dedi. Annem de dedi kesme şeker çiğelavim falan. Dedim işte öğretmen o fasulye falan ka şekeri kesme şekeri bir de falan. O da bizim biliyorsanız şire üzümünden kesme yaparız. Evet damlarda kuruturuz falan. O da 4-5 tane kesme şekeri. Tabii bizde yok komşulardan bunu poşete koydu. Gittim okula. İşte öğretmen bana sordu. Kesme şeker getirdin mi oğlum? He getirdim dedim. Gösterdim. O kesme şekeri ona göstermekle ben dayak yediğim bir oldu. Yani çünkü gerçekten biraz önce arkadaş bahsetti. Ana dilde eğitimin ne kadar önemli olduğunu arkadaşımız bahsetti. Şimdi bu ülkede artık ana dilin seçmeli ders olduğu yasaların seçmeli ders olacağı ama bizim ülkede, yaşadığımız ülkede Kürtler için seçmeli derse gerek yok. Türk arkadaşlar için seçmeli ders olabilir. Ama biz burada yaşayan insanlar için ana dilde eğitime bir hak olduğunu biz sendika olarak da savunuyoruz. Tüzüğümüzde de vardır. Bir eğitimci olarak da bunu bahsediyoruz. Çünkü Türkiye'de gerçekten eğitimin temel amacı ana dilde eğitimin olmaması. Şimdi eğitim sorunlarıyla konuşurken yani Siverek'teki eğitim sorunlarından bahsedersek sabaha kadar hepimiz burada kalır. Çünkü öyle sorunlarımız var ki en yakın bir sorundan ben bahsetmek istiyorum. Biz 2 gün önce Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakam Bey'le bir görüşmeye gittik sendika olarak. Çünkü bu yıl 8. sınıftan mezun olan öğrenci sayımız 5000. Şu an 8. sınıfı bitirip liselere kayıt olacak öğrenci sayımız 5000. Bu veriler Milli Eğitim ve Kaymakam Bey'in söylediği veriler. Şimdi bu 5000 tane öğrencimizi biz nereye, hangi sınıflara koyacağız? Çünkü bu 5000 tane öğrenci alabilecek kapasitesi olan hiçbir okul yok. Düz lise olarak sadece Mustafa Kemal Lisesi var. Bir de Türk Telekom Lisesi var. Şimdi şu an Mustafa Kemal Lisesi'nin öğrenci mevcudu 2650. Şimdi Anadolu Öğretmen Lisesi kontenjan üzeri öğrenci alıyor. Alacak kontenjan 40. Anadolu Lisesi 140 alıyor. Sağlık Meslek Lisesi yine o kadar. Kız Anadolu Lisesi yine o kadar. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi yine aynı şekilde. Şimdi her birisinin 200'er tane öğrenci aldığını düşünürsek yaklaşık 1000 öğrenciye takabül eder. Ve orada kalır 4000 tane öğrenci. Bu 4000 tane öğrenci Mustafa Kemal Lisesi'ne ve Telekom Lisesi'ne nasıl sığdıracağız arkadaşlar? Bu gerçekten büyük bir sorun. Biz bu sorunu Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakam Bey'le görüşmeye giderken biz söyledik ki işte şu an Kazım Karabekir İlköğretim Okulu yıkıldı, yeniden yapıldı. Oranın Milli Eğitim'in projesinde ve Kaymakamlığın projesinde orasının çok programlı bir lise olmak üzere valiliğe sunulduğunu biz öğrendik. Ama maalesef valilikten oranın çok programlı lise değil de İmam Hatip Ortaokul kısmı olacak kararlaştırılmış. Halbuki şu an burası Kazım Karabekir İlköğretim Okulu İmam Hatip Ortaokulu olsa dahi Fırat Mahallesi'nde 5. sınıfı bitirip de İmam Hatip'in orta kısmına olan gelecek öğrenci o kadar uzaklıktan buraya nasıl gelebilir? Ya da işte efendim Bağış'tan ya da Selin Pınar'daki öğrenci 5. sınıf öğrencisi buradaki İmam Hatip Ortaokul kısmına nasıl kaydolur? Bu büyük bir soru. Halbuki Milli Eğitim hazırladığı projede şu vardı. Şu an Kız Anadolu Lisesi'nin yanında Fırat Anaokulu var. Fırat Anaokulu'nun İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürülecekti. Ayrıca Gazi Paşa'nın bir binası, bir bölümü de yine İmam Hatip Ortaokulu olarak planlanmıştı. Bu okul, her iki okul, her iki tarafı Siver'in tamamına da yeterli kapasitede olan bir okul. Ama şurası İmam Hatip Ortaokulu bile alamayacak çünkü. Ya da biraz önce de bahsettiğim gibi çok uzak olan yerlerden öğrenciler oraya nasıl gelebilecek? Halbuki burası lise olmuş olsaydı
Mustafa Kemal Lisesi'nin ve Türk Telekom Lisesi'nin yükü biraz hafiflenecekti. Şu an 2000 tane öğrenciyi oralara kaydettiğimiz zaman Mustafa Kemal Lisesi'nin 2000 öğrenci oraya gittiği tarihte oranın öğrenci mevcudun 4600 olduğunu düşünüyoruz. Şimdi 4600 öğrencinin, ya çünkü 4600 bir kasabanın nüfusuna eşit. Yani şimdi sınıfların 70 kişilik, 80 kişilik olacak bir okulda eğitim ve öğretimden bahsetmek biraz hayalcilik olur. Şimdi biz hep şunu söylüyoruz. Ne kadar kötü şeylerin başımıza geldiğini, hep eğitimsizlikten, hep plansızlıktan kaynaklandığını söylüyoruz. Ama ben şu ana kadar Siverek'te yaşayan halkımızın bu konuya gerçekten duyarlı olmasını istiyoruz. Biz bunun peşini bırakmayacağız. Siviller olarak da diğer sivil toplum örgütlerine birlikte hareket ederek, çünkü burası Siverek Ortaokulu olarak kabul edilmiş ama bu bir ayet-i kerime değildir. Değiştirilebilir. Yani Siverek'in gerçekten eğer biz bir yerden bir yere taşmasını istiyorsak eğitime öncelikli vermemiz. Yani eğitim olmadan hiçbir yere ama varamayız. Eğer bugün burada bir feodalizm sorunu varsa eğitimsizliktendir. Kan davası varsa eğitimsizliktendir. İşsizlik varsa eğitimsizliktendir. Tinerci çocuklarımız varsa eğitimsizliktendir. Bugün İmam Hatip'in ve İsmet Paşa'nın ya da kenar mahalledeki okulların bahçelerine gidin arkadaşlar, gecenin bir saatinde dolu tinerci çocuklarımız var. Şimdi kimse bunun sorunlarıyla ilgilenmiyor. Biz ne zaman ilgileniyoruz? Ta ki bir tinerci arkadaş yolumuzu kesip Falçadayı boğazına dağıdığı zaman, o zaman sorun farkına varıyoruz. Ama bunlar olmadan bir şekilde çözüm bulmak zorunda. Ha bu ülkede İmam Hatip olmasın. 100 tane olsun, 1000 tane olsun. Olsun, biz karşı değiliz ki. Olacak ki tabii. Ama belli bir plan ve program çerçevesinde olması gerekiyor. Ayrıca ikinci bir sorun, şu 4+4+ değişen eğitim sistemi gerçekten büyük bir sorun. Burada bir sürü öğretmen arkadaşımız var. Bu yıl il dışı atamalarında sadece 7 il açıldı. En batı il Urfa. Sadece Tekirdağ'da 4 tane öğretmen açığı vardı. Burada gelen, yaşayan yabancı öğretmen arkadaşlarımız bu yıldan sonra tayin isteyemeyecek. Kendi memleketlerine gidemeyecek. Mesela eskiden 25 tane tercih hakkı bize veriliyordu. Ama bu sistemle birlikte sadece 5 tercih hakkı verildi. İl içi atamalarında da öyle. Sadece 5 okul tercih edebilir. Bunların hepsi sorun. Şimdi ayrıca şimdi daha önce öğrenciler okula kaydolunurken 72 ay baz alınarak öğrenciler birinci sınıfa kaydoluyor. Ama değişen sistemle artık 60 yaşına dolduran öğrenciler birinci sınıfa kabul edilecek. Şimdi 5 yaşındaki bir çocuk gerçekten tuvalet ihtiyacını bile gideremez. Şimdi biz öğretmenler o çocuğa ders mi vereceğiz yoksa o çocuğun tuvalete götürüp getirmesiyle mi uğraşacağız? Biz bunun için birçok eylem yaptık eğitim sen olarak. Ama maalesef gerekli yerden gerekli duyarlılığı biz göremedik. Bugün sadece bizim okulda, benim çalıştığım okulda, Maraş'ta Fezik Çakma İlköğretim Okulu'nda çalışıyorum. Şu an biz iki tane Bodrum'u bir sınıfa çevirmişiz arkadaşlar. Oraya gelin siz nefes bile alamazsınız. Kışın nem ve kütten dolayı orada nefes alamıyorsunuz. Ama biz 40 tane 45 tane öğrenci oraya sokup o çocuklara eğitim veriyoruz. Ya böyle bir ortamda eğitim olabilir mi arkadaşlar? Mümkün değil. Şu an bizim okula e-okul sisteminde 210 tane yeni kayıt öğrencimiz vermiş. Şimdi biz bu 210 tane öğrenciyi nereye sığdıracağız? Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda e-okul sisteminin 430 tane öğrenci birinci sınıf olarak kaydedilecek. 430 tane öğrenciyi biz hangi sınıflara kaydedeceğiz? Şimdi bunlar hepimiz sorun. Bunlar hepsi sorun. Ha bunlar çözülemez mi? Çözülebilir. Ha çözümü getirecek olan kimler? Bizleriz. Hiçbir zaman tepeden çözüm gelmez. Tamam, isteyecek ki üsttekiler bir şeyler yapsın. Ama biz kusura bak, belki tabirde hata olabilir. Biz kuzu kuzu durursak hiç kimse bizim hakkımızı. Yani bizde öğrenilmiş bir çaresizlik var arkadaşlar. Yani bu çaresizliğimizi bir şekilde kırmamız lazım. Mesela bilim adamları bir deney yapmışlar. Aç bir köpek balığını bir cam havuza koymuşlar. İçine de küçük bir balık koymuşlar. Ve ikisinin arasına bir cam bölme koymuşlar. Köpek balığı aç olduğunu hissedince balığa saldırıyor. Her saldırdığında kafası, burnu o cama değiyor. Bir deneme, iki deneme, üç deneme, dört deneme. Bir süre sonra bilim adamları o iki balığın arasındaki cam bölmeyi kaldırdıkları halde küçük balık köpek balığının yanına dokunmasına rağmen köpek balığı aç olmasına o küçük balığı yiyemiyor. Çünkü onda artık o ben onu yiyemem bir öğrenilmiş bir çaresizlik var. İşte biz bu çaresizliği nasıl yıkabiliriz?
bu hep birlikte çalışarak, el ele vererek sivil için bir şeyler yapmak zorundayız. Bu sivillerin yaptığı çalışmayı da takdirle karşılanması gereken bir çalışma gerçekten. Ben içinde olduğum için ben çok mutluyum. Siverek için, Siverek tarihinde, bakın ilk defa Siverek tarihinde şurada bir kürsü kurulmuş ve biz düşüncelerimizi çok rahat bir şekilde ifade ediyoruz. Hiç kimseden korkmadan, hiç kimseden çekinme. Çünkü biz yanlış söylemiyoruz. Biz doğruları söylüyoruz. Doğrular da, doğrular birleşerek bir şeylere gidebiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Dedik ya, iki Siverek, 1980 öncesi ve 1980 sonrası iki Siverek'ten bahsettik. 1980 öncesi Siverek'in kültürel ve sosyal alanda gelişmiş olması eğitimle ilgiliydi. Evet, o zaman felsefemiz şu olsun. Bir kitap bir çocuğu, bir çocuk tüm dünyayı değiştirir diyelim ve çocuklarımıza her gece bir saat kitap okutalım. Çünkü onların gelişmesi bizim gelişmemiz. Onların gelişmesi Siverek'in gelişmesi demektir. Evet, halk kürsümüzü kurduk. Yok mu bir katılımcı? Yok mu bir konuşmacı? Konuşmacı arıyoruz. Cengiz Kalander, öncelikle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aslında arkadaşlarımız birçok soruna değindi, Siverek'in sorunlarıyla ilgili. Ben daha çok Siverek'in ekonomik durumuyla ilgili konuşmak istiyorum burada. Biliyorsunuz Siverek'te özellikle yaz mevsiminde birçok ailemiz buradan Malatya'ya, Karadeniz'e gidip mevsimlik işçi olarak gitmektedir. Aslında bizim Siverek'in çok iyi toprakları var. Dümdüz toprakları var Siverek'in. Bu topraklar iyi değerlendirildiği zaman bence ekonomik olarak Siverek rahatlar, birçok fabrika da kurulur. Özellikle Siverekli zenginlere seslenmek istiyorum. Siverekli zengin kardeşlerimiz, abilerimiz gidip yatırımını dışarıda yapmaktadır. Bence Siverek yatırım yapılması gereken ilçelerden biridir. Bunun yanında Siverek'in merkezin özellikle bence nüfusunun %30-40 oranı hayvan pazarından geçimini sağlamaktadır. Özellikle hayvan kesimi gidip biz buraya Diyarbakır'a gönderiyoruz. Urfa'ya ya da Antep'e gönderiyoruz. Aslında biz Siverek'te bir et fabrikası kursak ya da bir et kombinası kursak, buradan eti kestiğimiz hayvanlarımızı başka şehirlere göndersek o eti ya da dış ülkelere ihracat etsek, bence bu Siverek için en önemli geçim kaynaklarından biri olur ve birçok kişi başka şehirlere gidip çalışacağına kendi memleketinde, kendi şehrinde çalışır. Daha sonra özellikle bu çalışmayı yapan tüm kişi ve kurumları kutluyorum. Görsel fotoğraf bence çok önemli. Burada bence Siverek'i yansıtmış. Dediğim gibi bu Siverek için bence bir tarihi dönüm noktası. Şunu demek istiyorum kısacası üç dille. Biz 25 Eylül'de 30 bin kişi kitap okuyacağız. Mado Vistupanj Eylül'ü Vistupanj Hazar Yiris Hazar Medmülü kitap bu anı. Emi Vistupanj Eylül'ü de Siyazar Medmi Kutap Bugünün. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. 25 Eylül dedik, 2012 dedik. Çünkü Siverek'in kaderini değiştirecek bir tarih. 25 Eylül'de alanlara gideceğiz. 25 Eylül'de dünyaya haykıracağız. 25 Eylül'de biz de varız diyeceğiz. Bu halk kürsüsü. Burası özgürlüğün kürsüsü. Burası özgürlüğün sesi. Burası sizin sesiniz. Burası Siverek'in sesi. Yok mu konuşmacı? Bu kürsüye bir konuşmacı arıyoruz. Koçali Aymaz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu 25 Eylül'de dünya rekoru kırmayla ilgili projeyi başlatan Sivilder'in yeni yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin hepsine çok teşekkür ediyorum. Kutluyorum. Çok iddialı ve çok önemli bir proje.
Siverekliler'in bu 25 Eylül'de bu raporu kırması demek, Siverekli'nin kendisine olan özgüvenin sağlanması demektir. Siverekli yıllardır, 30 yıldan fazladır derin bir uykuda. Siverekli kendi sorunlarına sahip çıkmıyor. Siverekli o kadar çok sorunlarımız var ki bu sorunların hiçbirisine sahip çıkan Siverekli hemşerilerimizi, özellikle eğitimli gençlerimizi, aydınlarımızı göremiyoruz. Siverek'in Sayın Başkan demişti hani suç şahsidir. Koca bir şehir cezalandırılamaz. Öyle bir cezalandırılır ki sorunlarınıza, davanıza, haklarınıza sahip çıkmazsanız inanın her şey yapılır. 1926'da nasıl Siverek'in tamamı cezalandırıldıysa 1955 yılında yine aynı cezayı yemişti Siverekli. Hükümet binası taşlandığı için Siverek'in etrafı toplarla çevrilmişti. Neredeyse bombalanacaktı isyan diye. Ondan sonra bütün birçok Siverekli büyüklerimiz sürgüne gönderildi. Cezaevlerinde yatırıldı. Zaten 1996'da üniversite sınavlarıyla ilgili kitapçıklar çalındığı zaman da bu suçu işleyen vatandaşlar cezalandırılacağına veyahut da o güvenliği sağlayamayan güvenlik kuvvetleri cezalandırılacağına, koca Siverekli cezalandırıldı ve Siverekli vatandaşlardan, aydınlardan, gençlerden ses çıkmadı. Bugüne kadar da sessiz bir şekilde duruyoruz. Çarşıyı geziyoruz, esnaflarla, iş adamlarıyla görüşüyoruz. İşleriniz nasıl diyoruz? Efendim vallahi işte iş yok, siftah edemiyoruz, kazanamıyoruz. Peki siz bunu kazanamıyorsunuz. Kazanmak için ne yapmanız lazım? Yani koca bir işletme açmışsınız. Dünya kadar sermaye içeri koymuşsunuz. Sabahtan akşama kadar da orada oturuyorsunuz ama kazanamıyorsunuz. Peki kazanmak için memleket, hani kentin sorunlarını çözmek için de emek vermek gerekmiyor mu? Masraf yapmak gerekmiyor mu? Zaman ayırmak gerekmiyor mu? Peki biz neden bunları yapmıyoruz? Bugün burada bir maç var. Bütün Siverekli yüzlerce hemşerimiz, gençlerimiz burada maç için dünya kadar hani ilgiyle izlediler, tezahüratlar yaptılar. Çok güzel ama kendi sorunları için hiçbir tepki yok. Koca park boşaldı. Burada kimse yok. Bu kadar emek veriliyor Siverek için. Bu kadar çaba sarf ediliyor. Bir şeyler yapmak isteniyor ama Siverekli gençlik aydınlarımızın da çıt yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Siverek 1996 yılında Türkiye ve dünya medyasında günlerce, aylarca yer almıştı. Söz verip, Siverekli'ye iyi sözü verip yerine getirilen oruç denedilere dava açılmıştı. Aylarca bu medyada yansıdı. Avrupa'dan gelen 3 tane hemşerimizle rahmetli Osman Usta görüşmüştü. Dediler ki biz televizyonlarda izledik. Hani Siverek'le ilgili haber var dediler. Yahu biz yine telaşlandık. Yine kavga mı var? Herhangi bir şey mi? Olumsuz bir gelişme mi var? Telaşlandık ama biz davayı, o haberleri izleyince de bu sefer sevindik. Göğsümüz kabardı. Siverekliler böyle 13 tane Cumhurbaşkanı'ndan başbakanlara, bakanlarına kadar 13 tane liderin toplu dava açabiliyor. Böyle bir medeni cesarete sahip. Ama Siverekli kendi davasına sahip çıkmadığı sürece kimsenin burada Siverek'in olduğunu da bilmez. Burada yaşayan vatandaşlardan da haberi olmaz. Şimdi kendi sorunlarını çözmek için evvela bizim bir araya gelip birlikte çalışmamız lazım. Birlikte mesai harcamamız lazım. Gerekirse sabahlara kadar uyumamamız lazım. Ama biz bunu yapmıyoruz. Efendim hepimiz diyoruz bize ne? Bize lazım değil. Ben olmasam da olur. Memleketin sahibi yoktur. Ya arkadaşlar memleketin sahibi kimdir Allah aşkına? Burada doğup büyüyen vatandaş herkes sahibi değil mi? Ben bu memlekette 222 bin nüfus var. 222 binde bir bu memleketin sahibiyim. Bu sahipliği de kimseye vermiyor. Bu memleketin sahipliği kimsenin tek elinde değil. Herkes bu memleket doğup büyüyen, burada yaşayan herkes sahibidir. Ve bu sorumluluğu da taşıması lazım. Siverek'in o kadar çok sorunları var ki.
eğitimden sağlığa, turizmde, sanayide, ya sayın kardeşlerimizden bir tanesi, kusura bakmasın ismini hatırlamıyorum. Neden hani iş adamlarımız yatırım yapsınlar diyorlar. Nereye yatırım yapsınlar? Organize sanayi bölgesi yok. Devlet ona izin vermiyor. İldeki dolmazsa ilçelere izin yok. İkincisi kuruluyor ilde, üçüncüsü kuruluyor. E şimdi peki vatandaş nereye yatırım yapacak? Urfa GAP projesi başladı. Urfa GAP'ın merkezi, GAP'ın başkenti propagandalarıyla, devletin ve medyanın destekleriyle Siverek'te binlerce iş adamı buradaki işini tasfiye etti, gayrimenkullerini satıp Urfa'ya gidip birleşti ve oraya yatırım yaptılar. Türkiye'nin birçok illerinde, ilçelerinde, hatta dünyanın birçok ülkesinde Siverekli iş adamları, sanayiciler var. Peki neden burada yatırım yapmadılar? Bunun da sebepleri var. Bu sebepleri ortadan kaldırmak için birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım arkadaşlar. Bana ne demekle hiçbir şey olmaz. Hiçbir yere varamayız. Siverekli aydınlarımız zaman 1980'den önceki vatandaşlar, büyüklerimiz o kadar duyarlıydı ki, o kadar ilgiliydi ki memleket sorunlarına, ama 1980'den sonra o göçler Siverek'in belini kırdı. Siverekli ne yazık ki uyumaya başladı. GAP projesi uygulandığı bölgede Atatürk Baraj Gölü'nün altında Siverek ve Hilva'nın onlarca köy ve mezrası kaldı. Sulamada Haran'ı öne aldılar. Hatta yıllarca, belki 10 yıl yer altında 2 tane 25 kilometrelik 2 tane tünel kazıldı. Haran'ı sulamaya başladılar. Yetmedi, Mardin ovalarını sulamaya başladılar. O proje uygulandı. Şimdi dünyanın 6. büyük tüneli Suruç Ovası'nın sulanması için yapılıyor, hazırlanıyor. Siverek'in toprakları sulamada da geride kaldı. Sorunlar o kadar çok ki, bir araya gelmezsek çözülemez. Hiç kimsenin sitem etmeye de hakkı yok. Yani eğer görevini, vatandaşlık görevini yapmazsa iş yok, kazanamıyoruz, sırtta edemiyoruz demeye de hakkı olmadığını düşünüyorum. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Tıkım tıkım doluydu. İsmim Fatih Suazım Yıldızbaş. Siverek Su Tiyatrosu'nun yardımcı yönetmeniyim. Hem Siverek Su Tiyatrosu'na değineceğim. Aslında Siverek Su Tiyatrosu'na gelmeden önce bu projeyi gerçekleştiren sayın Siviller yönetimine çok teşekkür ediyorum. Burada alınması gereken, aslında bence alınması gereken mesaj şu: Siverek, hani diyoruz ya, okumuyoruz. Evet, okumuyoruz abi, okumuyoruz. Ama hani şu esnafımıza dolaşalım, şu büyüklerimize dolaşalım. Burada 300 tane gencimiz vardı, bakıyorum hiçbir tanesi de yaşlı değil. En yaşımız Koçali abi ve Mehmet hocam. Bu gençler günde kaç tane gazete okuyorlar? Kaç tane gazeteyi eve götürüp de, evet abi, kardeşim, al sana, bugün ben bu gazeteyi aldım, bugün sen okuyacaksın diyebiliyor muyuz? 3 tane yerel gazetemiz var ve çok güzel yazarlarımız var. Bu sorunlarımızı gerek medyada, yani sanal sitelerimizde, haber sitelerimiz var, o sitelerde yazılan yazıları takip edebiliyor muyuz? Bu, yani durmuşluğumuz, uykuda oluşumuz ve gaflette oluşumuz gerçekten bizi kırıyor. Aslında 30 bin insanı toplamak önemli değildir. Burada benim alacağım mesaj şudur: 30 bin insanı gerçekten okutabiliyor muyuz? Gerçekten Siverek isterse kendi geleceği için, kendi sorunları için en azından bir pencere açabilmek için olsa bile 30 bin insan aynı anda toplanabilir mi? Bence ben umutluyum. Her ne kadar uykuda olsak da, gaflette olsak da, inşallah bu proje bizi uyandıracaktır. Yani Siverek aslında çok korkak bir memleket. Hani diyoruz ya, dışarıda böyle caddede dolaşırken böyle bey bey dolaşıyoruz. Önümüze gelene bin tekme deriz. Aslında gerçekten kendi sorunlarımızı dile getirmekte ve kendi geleceğimizi belirlemekte çok korkak bir memleketiz. Ve bunun neticesinde de bu akşam ki gördük, burada en azından özellikle bu Üçgen Park'ın müşteri potansiyeline baktığım zaman, yoğunluğu öğretmen ve aydın olan insanlardan hiç kimsenin gelip de burada, evet kardeşim, bu benim sorunum,
Bu Siverek'in sorunu. Bu Siverek için güzel bir proje. Ben burada şu sorunumu dile getireyim diyemedi. Ancak bu projenin hazırlayan abilerimiz, arkadaşlarımız konuşabildi. Yani bu kadar da olmaz. Koçeli abiye de katılıyorum bu arada. Ha, Siverek Su Tiyatrosu'na bu arada geleyim. Siverek Su Tiyatrosu'nu kurarken iki kişi olarak kurduk. 2009'da kuruluşumuz oldu. Tiyatro 1970-1980'lerde Siverek merkezdi. Müthiş oyunlar, müthiş sanatsal aktiviteler çıkıyordu bu memlekette. Şu anda baktığımız zaman Siverek Su Tiyatrosu'nu biz ilk girdiğimiz zaman millet bize soytarı diyerek güldü. Aa, soytarı dediler. Hani burada evet bir sitemkar konuşuyorum ama hani Siverek'e konuşuyorum. Kendi sorunumu dile getiriyorum diye konuşuyorum. Hepinizi abim kardeşim olarak gördüğüm için konuşuyorum. Hani bu soruna bir netice getirebilmek için konuşuyorum. Yani suçu lisan edersek şimdiden de af olsun diyelim. Onun için Siverek'in gerçekten büyüklerimiz, abilerimiz, arkadaşlarımız, gençlerimiz ya 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat, 10 saat buydu. Park köşelerinde. Gel abi, gel burada bir tane kitap al. En azından bir saat, bir saat burada bir kitap okuma seansı yap. Başta bir konu tartış. Ha bak, hadi bakalım. Okey'e döndün mü? Döndüm abi. Bitti abi. Netice yok, sıfır. 5 saatin ziyan oldu. Nereye kadar? Hiçbir yere kadar. Evet, ekonomi sorunumuz var. Fabrikalarımız kurulamıyor. Evet. 200 bin nüfusta, ne yazık ki 200 bin nüfuslu Türkiye'nin birçok ilinden büyük olan memleket durmadan dışarıya işi gönderiyor. Peki bunların sosyal sıkıntıları, ailelerin içerisinde olan huzursuzlukları, çadırlarda yaşıyor benim halkım. Benim kardeşim, anam, bacım, namusum gidip de el alemin memleketinde çadırlarda yaşıyor. Yani vicdanımız, hani diyoruz ya delikanlıyız abi, bir yerde delikanlıyız. Vicdanımız el veriyorsa haydi eyvallah. Ama şimdi çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, biraz sistemkar olduk ama tekrardan sürçü lisan ettiysek af ola. Buradan tekrardan Sayın Muzaffer Bayram başta olmak üzere tüm sivillere ve sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Fatih arkadaşımıza